Günaydınlar efendim. Daha yeni kalktığım için sesim daha yerine gelmedi. Gidiyoruz. Kocacığımla baş başa gidiyoruz bugün. Çocukları götürmüyoruz. Değil mi Minnoş'um? Efendim. Hazırlandık. Birazdan yola çıkacağız. Nereye gideceğimizi söylemiyorum. Yolda adım adım göre göre izleye izleye götüreceğiz sizi de. O zaman biraz sonra görüşürüz. Biz şimdi yola çıktık. Gidiyoruz. Bayağı uzun bir yol. Bakalım nasıl geçecek. Bugün hava çok sıcak yine. Artık iyice sıcaklar geldi. Hazır mısın? Hazırım. Marmaris'e geldik. Marmaris'te. İlk defa geliyoruz buraya ve hep bize önerildi buraya gelin, buraya gelin gibisin dedi. Yani burada tatil yapın. Biz de yapıyoruz ilk defa şimdi. İlk görünüm gerçekten çok muhteşem. Gelirken Esra Esra böyle araba yolculuğunu sevmiyor. Biraz kustu. O yüzden biraz sıkıntılı geçti onun için. Ama değdi gerçekten. Şahane bir manzara var. Şahane bir otel. Hani daha hiçbir yerinde uzun gezmedik ama gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir otel. Ama şimdi çıktığımızda yavaş yavaş çekeceğiz. Siz de göreceksiniz. Hemen odayı da gösterelim. Burası lavabo, banyo. Böyle. Küçük ama çok güzel. Biz çok beğendik. Böyle güzel bir küçük bahçesi bile var. Teras gibi. Küçük güzel. Nasıl? Çocuksuz. Bence aynen. Yeter. Bu sefer çocuksuz geldik. Yani baş başa. O yüzden bize fazlasıyla yeter. Buranın şimdi gösterelim. Sağ olsun Batu Bey var. Bize anlattı, ilgilendi. 5 tane koyu var otele ait olan. Şöyle aşağı göstereyim. Mükemmel bir manzara. Mesela burası bir koy. Sonra şurası bir koy. Şöyle devam ediyor. Şurası komple otele ait ve çeşitli çeşitli restoranlar var. Şimdi birisine ineceğiz. Bir koya. Oradan denize gireceğiz biraz. Bir şeyler atıştıracağız. Böyle hep burada gelip giden bot tarzında. Şimdi biz diğer şeye gitmeye çalışacağız. Evet, şimdi Altay Altın Ordu maçını izlemeye geldik. Futbol hayatımızı ve peşimizi asla ve asla bırakmıyor. Otelde olsak bile izleyecek yani onu. Günaydın. Evet, dünkü çekimimizi maalesef devam edemedik. Çünkü niye? Yemeğe gittik ve o ortam müsaade etmedi açıkçası. Yani etrafımızda bir sürü tanıdığımız insanlar vardı. Ve o an kameraya çıkarıp çekseydim farklı, yanlış anlaşılabilirdi. O yüzden dün çekimimize devam edemedik. Şimdi kahvaltıdayız. Kahvaltımızı yaptık daha doğrusu. Denize ineceğiz yine. Thank you.
Yatmamızdan sonra sahile geldik. Şimdi ben güneşleneceğim. Emre de gölgelenecek. Yeşil beach mi deniliyor? Silence beach mi deniliyor? Çocuklar burada, bu tarafta, bu koyda yasak. Çok sakin, çok güzel bir yer. Çok güzel, çok sakin. Kafa dinliyoruz bol bol bugün. Tamam. Saat kaç oldu? 6:30. Hala gitmeyi düşünmüyorum. Günaydın. Evet, bugün 3. günümüz. Uyandık. Şimdi hazırlanıp kahvaltıya ineceğiz. Dün akşam yine çekim yapamadık. Çünkü dediğim gibi yemek yerken etraftaki tanıdık insanlar da çok olduğu için yanlış anlaşılsın istemiyoruz onları çekiyormuş gibi. O yüzden kamerayı akşam yine götürmedik ama bu akşam çekmeye çalışacağım. Bugün burada son günümüz. O yüzden tadını çıkaracağız. Bol bol dinleneceğiz. Dediğim gibi 3 gün tamamen yeterli oldu. Bugünün tadını çıkarıp güzelce yine o sessiz olan beach'imize gidip kafamızı dinleyeceğiz. Şimdi kahvemi dinliyorum. Emre de çayını içiyor. Güzel manzarada. Bunu oynuyoruz. İddiasına girdik. Ben kazanırsam Emre bu akşam sushi yiyecek. Emre kazanırsa daha henüz söylemedi ne olacağını. Ne istiyorsun? Sen kazanırsan ne olacak? Daha düşünmem lazım. Tamam. O zaman düşün. Evet arkadaşlar, ilk eli 5-1 yenildim. Yenilmeye doyamadığım için devam oynamak istiyorum şu an. Şimdi şapkayı verelim. Beynimize güneş geçecek. Tebrikler. Sağ ol. Yine yenildim. Ama bu sefer çok farklı yenilmedim. 5-4 yenildim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunun ya bir farkla yenildiğinde yeniliyorsun. 5 farkla da yenildiğinde yeniliyorsun. Yani fark etmez. Yani yenildim. 2 el oynadık. 2 elde de yenildim. Fakat Emre'nin bir hatası oldu. O da yok, baştan hiç şöyle baştan yok. Söylemedin neyi iddiası diye. Ben dedim, mesela söylemiştim. Bir saniye. Ben söylemiştim iddiamı. Eğer o yenilirse kayalıklara oradan atlıyorsun. Eğer o yenilirse suş yiyecekti. Evet, çıkacaksın kayalıklara. Şurada göster mi şurayı? Şuraya yukarı çıkacaksın, en yukarı atlayacaksın suya. Hadi bakalım. Tabii canım, tabii. İyi akşamlar. Biz hazırlandık. Şimdi yemeğe gideceğiz. Bugün demiştim galiba, size söylemiştim Zuma'da yiyeceğiz diye. Size biraz yukarıdan Zuma'yı göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi aşağısı restoran. Biz de az sonra orada yemek yiyeceğiz. Çok lezzetli. Sushi var. Tam benim istediğim. En sevdiğim diyebilirim. Bugün biraz kuytuda oturuyoruz. O yüzden şöyle çekiyorum sizin için. Ben tabii ki suşilerimi yedim, karideslerimi yedim, mantarlarımı yedim. Emre de aslında aç kalacaktı yine ama kalmadı. Çünkü o da bonfile aldı. Burada restoranda Suma'da daha çok suşi, işte deniz ürünleri daha çok meşhur olduğu için bana çok fazla bir şey yok. Evet. Ben doydum çok şükür. Emre de bitince direkt odama gidip uyumak istiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım
beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve dediğim gibi otel hakkında sorularınız olursa alt kısma yazın. Biz de cevaplayalım. Efsane dediği gibi yarın dönüyoruz. Son gecemiz. Birkaç gün Antalya'da kalıp sonra Kaş Kalkan'a gideceğiz. Orada arkadaşlarla gideceğiz. Bir 10 kişilik grup. Kalabalık bir grup. Orada da videolar çekmeyi düşünüyoruz. O zamana kadar görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bye bye.